Sanem. Onur. Ali Berge. Ali Berge, evet Ali Berge. Çok, çok araz olduğunu biliyorum ha. Beraber oynuyoruz da. Ne kapı açıldı. Ne oldu Melisa diyorum. Ne haber? Ben, Point. Momik. Japon bebekler gibi oluyor böyle. Oluyor. Aylin teyze diyor yani. Sanem, o yüzden Sanem Balı. Sanem Balı. Ertan abi. Ertan abi. Yani. Yeterli mi? Murat geçiyor. Mustafa Açılan. Mustafa Açılan. Bir süre komik. Oturunca bir şekilde muhabbet ediyor yani. Evet. Akıyor. Akıyor. Ben zorlanıyorum. Geçiniyor yani. Özgü asla orada olmuyor yani. Şu an karakterde falan. Herkese merhabalar. Bugün Murat Göçmez ve Melisa Bostancıoğlu konuğumuz. Onlara Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin enlerini soracağız. Hemen başlıyorum. Setin en çalışkanı kim? Özgü. Özgü. Neden peki? Çok mu böyle senaryosuyla haşır neşirdir? Çok modda. Evet yani. Sürekli hani, modda. Ona bulaşamıyorsun o sırada. Yani. Espri yapamıyorsun. O başka bir yerde. En komiği? Furkan Murat. Nilsu derim. Furkan Murat. Ben de Furkan Murat'la. Furkan Murat derim ya. Nisu da komik ama. Nisu da durum komedisi. Nisu da. En gizemlisi? Sanem. Onur bence. Onur'da da var. Onur. Yani. Sanem diyorum ben. En pimpiriyi? Ali Berge. Ali Berge, evet Ali Berge. Çok mu paniktin? Panik değil, pimpirikli. En düşüncelisi? Düşünceli, Rojbin diyebilirim. Rojbin düşünceli Rojbin biri. Ya, Rojbin deriz aynen. En agresifi? Ali Berge desem ya buna da. Yani Ali bana agresif değil. Agresif kimse yok ya bence. Bence yani, de ya. Yani agresiflik ne seviyede bir agresiflik bilmiyorum evet. Ama agresif kimse yok sette. Herkes çok neşeli yani. En mutlusu? Mustafa desem. Mustafa mı? Aras değil değil mi? Yok Aras olduğunu biliyorum. Beraber oynuyoruz da. En mutlusu sensin ya bence. Yani ben genelde sen hep yüzü gülerek geziyorsun. Evet. Bazen hatta çok anlamsız buluyorum bunu. Sağ ol. Öneriyorum sana da. Ben kendim söyleyemem ama şey kim diyebilirim ya? Örnek vereyim. Araya gireceğim. Şöyle şeyler oluyor. Dört kişi oturuyoruz karavanda kapı açıl. Ne oldu Melisa diyorum. Ne haber? Böyle bir şeyi var. Şöyle en mutlusu ya ben Rojbin de mutlu böyle güler yüzlü geliyor bana. Rojbin güler yüzlü. Evet, aynen. Ben Melisa diyorum, sen teşekkür Rojbin. Teşekkür ederim. Diye. En sevimlisi? Ben. Pontik. Momik. Murat. Ama şöyle ben Furkan Murat da çok tatlı, komik buluyorum. Aa, Furkan Murat ya, sevimli Furkan ya. Murat ya, o var ya sabah bayağı böyle sevimli, böyle sete uykulu ben. Falan geldiğinde böyle, böyle Japon bebekler çok gibi tatlı oluyor. Oluyor ya. En anaçı? Sanem. Anaç. Sanem anne... Anaç. Sanem bence anaç ya. Yani doğru ben Aylin teyze de diyorum. Ona. Aylin teyze Sanem, diyor yani Sanem, o yüzden Sanem. Sanem babi. En babacanı? Ertan. Celal abi. Ertan abi. Ertan abi. Yani, tabii ki. En iştahlısı. Yeterli mi? Murat geç. Mustafa ya Mustafa yok. Mustafa kimse da... geçemez. Yani şöyle söyleyeyim ben 2,5 kişilik bir tavuk yiyorsam hani hiçbir yemek yememişiz böyle açlıktan ölüyoruz. Hadi gidelim bir tavuk yiyelim diyoruz bir yerde. Tavuk yiyoruz. Mustafa abartmıyorum 5-6 kişilik ortaya da alalım yani. Mı? Bunu da alalım mı? Ortaya da alıyor. Ama Murat'ın şöyle bir şeyi var onu söyleyeyim. Murat başkasının yemeğinden yemeden doymuyor yani. Aynen. Bana hatta şey yapıyor mesela yemek yiyoruz artık alıştım. Melisa ben ne yapmadım diyor. Al diyorum. Sabahından kanat atıyor. Öyle, öyle bir huy var. Yakınlarımdan evet. Bir lokma almadan doyamıyorum. Doymuyor. Harika. En kibarı? Ayşe Kırca. Ayşe evet çok kibar Ayşe. Bence de ya. Yani aşırı kibar. Yani bizim yanımızda ya. Çok asil duruyor. Çok böyle geliyor. Bizim yüz orada aa falan. En işini bileni? Yani işini bilen derken? Yani böyle hani halleden. Kurnazlık gibi halleden, mi? Kurnazlık gibi. Söyleyebiliriz. Kendimi söyleyebilirim. Murat işini biliyor. Murat Göçmez derim ben de. En gamsızı? Mustafa Açılan. Mustafa Açılan. En ciddisi? Ciddi. Onur. Onur ciddi evet tanımasam. Sanem ama de bir bana, yandan da çok da eğlenceli bir adam. Evet ama mesela Sanem de bana ilk böyle ama yani tanışmadığımız için herhalde biraz bana ciddi gelmişti ama ciddi değil yani. En muhabbetine doyum olmayanı sizin açınızdan? Yani hiç boş anı olmadığı için Nilsu derim ya. Yani Nilsu'yla oturunca bir şekilde muhabbet ediyor yani. Evet. Akıyor. Akıyor. En çekilmezi. Tatlı bir çekilmezlik. Mustafa Açılan ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Evet. Çok uğraşıyor benimle. Çok uğraşıyor. Çok uğraşıyor yani. Hele modundaysa Mustafa'ya kimse yetişmez. Bazen şey oluyorum hani acaba çok kötü bir şey yaşamış gibi mi davransam? Çünkü hani öyle olunca bile birkaç bulaşması. Saat bulaşmıyor yani. Son set günü çok bulaştı. En göze batanı. Biz sete geldik ziyarete. Girdik içeri okuldan. İlk kim gözümüze ilişir? İyi anlamda enerjisi, davranışı, yani, bakışı, gülüşü.
Furkan ya da Mustafa derim. Mustafa evet. En zorlayanı. En zorlayanı. Mustafa beni zorluyor. Ama seni mi, seti mi? Tatlı bir haset. Bizi mi, seti mi? Sizi de olabilir. Yani yok, tatlı bir yerden ediyor. Zorluyor ama. Ya uğraşma konusunda birbirimizle çok uğraşıyoruz. Benle Mustafa çok uğraşırız mesela Melisa'yla ama Melisa'yı zorlamışız. Seti zorlama anlamında bence seti kimse zorlamıyor. Evet. Yani genelde beni, herkes... Ben zorlanıyorum. Geçinilir sette. Yani. En zorlanan bir... Ama şey mesela bazen Mustafa ile ikimiz Murat'la da uğraşıyoruz. Harika. Evet. O üçlü aralarında gidip geliyorum. O zaman ben keyif alıyorum mesela. Hani ben de uğraşılmadım. Süper. En entelektüeli. Özgü. Özgü öyle ama öyle takılıyor öyle, yani. Yani bilmiyorum o kadar entelektüel mi ama. Evet. Yani öyle bir vibe veriyor. Ya ben mesela şey gibi atıyorum ben ilk 4. 5. bölüm çekerken işte okulda cumartesi biz bütün gün okulda oluyoruz. Gidip ona buna bulaşıyordum. Özgü asla orada olmuyor yani. Şu an karakterde falan. O yüzden hani öyle olunca bilmiyorum Özgü biraz bana öyle geliyor. Yani Özgü öyle gözüküyor. Muhabbeti de güzel. Evet. Bir şeyler konuştuğunda çok güzel yorumlar da yapıyor. O yüzden Özgü diyebilirim ama evet. Bu diğer arkadaşlarımla bu tarz muhabbetler çok yapmadığım için evet. Söylediğim bir cevap yani. Ama mesela bence, Murat da diyebilirim çünkü ben Murat'la çok fazla şey yani, konuşuyorum. Yani kendimi de söyleyeyim, Melisa'yı da söylerim, Ali'yi de, Onur'u da söylerim. Evet. Onur da mesela çok bilgi birikimi. Evet evet Onur. Donanımı iyi bir çocuk, iyi bir arkadaşımız. Çocuk demeyeyim kendisine. Sesine yazık. Evet ya. Sağ ol ya falan. Peki. Herkes dolu yani. Evet. Harika. İyi donanımlı. En sinirlisi. Ya şimdi bir daha Ali dersem Ali yanlış. Ali neden Ali? Çünkü yanlış hatırlıyorsam o mu seni yenmişti? Ya Ali genel Ali olarak onu, şey. Bir geriliyorlar evet. Yani. Mesela Onur da Ali'yi çok sinirlendirebiliyor. Evet. Biz Ali'nin üstüne çok oynuyoruz çünkü şey. Evet. Ama şaka kaldıramayan kimse yok. Sadece evet. En çok sinirlenen Ali oluyor genelde. Ama Ali'nin sinirlenmesi komik bir yerden. Mesela ben aynen. En çok Onur'a ama Onur'la birbirlerine sinirleniyor. Onur da sinirli bak. Tabii. Onur da gergin. Onur da gergin. Ama Murat'la böyle bir geriliyorlar yani. Komik oluyor yani. En bakımlısı. Abi ne Özgü ya. Yani Murat'ı düşünüyorum. Furkan değil. Rojbin. Sanem. Sanem olabilir Sanem yani. Hani Sanem evet Sanem olabilir. Özgü de değil hatta Sanem yani. Sanem Bobby evet. Sanem. Son olarak da en meraklısı. Nisu. Nisu evet net Nisu. Ben de olabilirim bu arada ama Nisu. Nisu her şeyden haberin olur mu? Doğru. Efendim? Her şeyden haberiniz olur mu? Sette dönün. Nisu'nun olur. Çocuktan al haberi var ya. Evet. Zaten o bize göre çocuk Melisa. Yani mesela bunu Melisa evet. Gerçekten her şeyi biliyor. Ama bazen Nisu da komik oluyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.